Depresyon nedir? Nedenleri nelerdir? Depresyon sürekli bir üzüntü, keder, yorgunluk hali içerisinde devam eden bir duygunun bununla başa çıkılamayacağı, bununla baş edilmede, bunu değiştirmede yetersiz ve çaresiz olunduğuyla karakterize olan bir duygu durum bozukluğudur. Depresyon türleri nelerdir? Belirtileri nelerdir? Depresyonun belirtileri fiziksel, duygusal ve bilişsel belirtiler olarak 3 ana kategoride değerlendirilebilir aslında. Uzman klinik psikolog Asiye Usluca anlatıyor. Hepsi ve daha fazlası az sonra 8'de Sağlık'ta. Sevgili TV8 izleyenler, 8'de Sağlık sunumuyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz psikolog Asiye Usluca bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler siz. Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Şimdi hocam, evet. Toplumumuzda çok sık olan bir şey, çok sık olan bir rahatsızlık. Önce bir tanımını yapalım isterseniz. Depresyon nedir? Nedenleri nelerdir? Depresyon sürekli bir üzüntü, keder, yorgunluk hali içerisinde devam eden bir duygunun bununla başa çıkılamayacağı, bununla baş edilmede, bunu değiştirmede yetersiz ve çaresiz olunduğuyla karakterize olan bir duygu durum bozukluğudur. Günlük hayatta hissettiğimiz mutsuzluk, yorgunluk, keder, öfke gibi yaşantılardan farklı olarak depresyon tanısı olarak adlandırılmasının sebebi bu duygunun süreyen, yoğun ve günlük hayatın içerisinde belirli bir süre içerisinde devam eden bir şekilde olması ve buna eşlik eden kişinin bunu değiştiremeyeceğini, bunun üstesinden gelemeyeceğini, bunu yapmakta çaresiz yahut yetersiz olduğuna dair inancıdır. Peki hocam, depresyon nedenleri nelerdir? Depresyonun nedenlerinden en önemlilerinden bir tanesi genetik nedenler. Yani aile içerisinde bipolar bozukluk, alkol ya da madde kullanım bozuklukları, intihar girişimi yahut intihar etmiş bir bireyin olması, travma sonrası stres bozuklukları gibi nedenler depresyonun kişinin depresyon geliştirmesine en önemli neden olabiliyor. Bir diğer neden kişinin kendiyle ilgili özgüven eksikliği diyebileceğimiz yetersizlik, başarısızlık duyguları, inançlarının olması, kişinin benlik saygısının düşük olması, hayatla ilgili kurduğu bağlar içerisinde yakınlık, samimiyet, paylaşım gibi sağlıklı bağ kurma biçimleri diyebileceğimiz bağlardan yoksun olması, kişinin geleceğe ve şu ana dair belli bir amaç, değer ve hedeflerden yoksun olması depresyon neden olabilecek faktörleri oluşturabiliyor. Evet. Peki hocam, depresyon türleri nelerdir? Depresyon türleri, anksiyete bozukluğuna bağlı depresyon görülebilmesiyle ilgili, kişinin kaygı ve endişe halinin sürekli devam etmesi durumunda, bunun bu duruma bağlı olarak ve bu durumun devamında bir depresyon geliştirmesi hali. Bir diğer türü atipik depresyon dediğimiz, kişinin uyku ve iştahında artışın, yoğunluğun olduğu, buna bağlı olarak günlük hayattan çekilmenin olduğu ve kişinin bedensel uzuvlarında ağırlık, yoğunluk, halsizliği daha belirgin olarak tanımladığı bir depresyon türüdür. Bir diğeri perinatal depresyon dediğimiz, gebelik öncesinde, gebelik esnasında ve gebelik sonrasında devam eden bir depresyon türü olarak hamilelik süresince devam edebilen bir depresyon türü olarak değerlendirilebilir. Bir diğer depresyon türü katatonik depresyon dediğimiz, kişinin amaçlı, iradi eylemlerinde belli bir donukluğun, durgunluğun olduğu, kala kalma hali diye tabir edebileceğimiz bir depresyon türüdür. Ve belki de son dönemlerde günlük hayat içerisinde kendimizi de bu yönde değerlendirmemizi en fazla zorlaştırabilecek depresyon türü maskeli depresyon, yani gizli depresyon diyebileceğimiz bir depresyon türü daha vardır. Kişi burada günlük hayattaki işlevlerini devam ettirir, hayatın içerisinde olan rutinleri sürdürür, hatta diğerlerinin yanında çok mutlu, çok iyi, her şey normalmiş gibi görünür. Ancak genellikle yalnız kaldığında, kendiyle baş başa kaldığında yoğun bir yalnızlık, çökünlük, çaresizlik duyguları, ölüm, ölme düşüncelerinin eşlik ettiği bir depresyon yaşar. Bu anlamda yardım alınması ve fark edilmesi de en zor depresyon türüdür diyebiliriz. Evet, çünkü kendinin buna karar vermesi gerekiyor. Kimse fark etmiyor. Evet, kesinlikle. Doğru. Peki hocam, nasıl belirti gösteriyor?
Depresyonun belirtileri fiziksel, duygusal ve bilişsel belirtiler olarak 3 ana kategoride değerlendirilebilir aslında. Fiziksel belirtilerinde bedensel fiziksel olarak uyku, iştah, cinsel ilgi, tüm bunlarda genel olarak kayıpla birlikte, kayıp ve ilgisizlikle beraber kimi durumlarda yoğunluk ve artış da gözlemlenebiliyor. Yani sabah çok erken saatlerde uyanmaya başladıysanız, gün içerisinde hiçbir şey yememenize rağmen kendinizi tokluk, hatta tokluk dahi diyemeyeceğimiz yeme içmeye karşı bir ilgisizlik hissediyorsanız, cinsel ilginizde belli bir zamana kadar normal olarak değerlendirebileceğinizin ötesinde belli bir ilgisizlik ve kayıp duygusu yaşıyorsanız, tüm bunlar depresyonun fiziksel nedenleri olabilir. Evet. Bilişsel nedenleri ise odaklanmada güçlük, dikkati sürdürme, belli bir yöne yöneltmede güçlük yaşanması, kolay dağılma ya da bir yöne dikkatinizi yönlendirememe, bir şeyleri hatırlamada, geri çağırmada zorluk, karar alma, belli bir şekilde bunu uygulamada yetersizlik ve başarısızlık olarak daha belirgin olarak gözlemlenebilir. Duygusal belirtileri en belirgin olarak depresyonun duygusal belirtisi zaten çökkünlük, mutsuzluk, kederlilik hali ve bunun süren bir biçimde devam etmesi. Ve bunun değişmesine karşı da genellikle dış dünyadan gelen herhangi bir uyarana, ki genellikle en fazla karşılaşılan şeyi ne var bunda, mutlu olabilirsin, bak ne kadar güzel bir şey oldu, hadi sevinsene gibi bir dış uyarana karşı da bir ilgisizlikle beraber mutsuzluğun ve kederlilik haline devam etmesi görülür. Evet. Peki hocam, depresyon tedavisi var mıdır? Depresyon tedavisi... Önlenebilir mi? Evet, depresyon tedavisi olan tedavi edilebilir ve hatta tedavi edilmesi gereken bir hastalık türüdür. Çünkü depresyonun en belirgin özelliklerinden biri olarak ölüm, ölme düşünceleri, intihar girişimleri, bunun eyleme dönük yahut yalnızca düşüncede kalan boyutuyla dahi olsa tedavi edilmediğinde kişilerin hem günlük hayatı devam ettirme biçimlerini hem uzun vadede hayatla ilgili doyum, işlevsellik kayıplarını oldukça azaltan, oldukça belirgin zararlar verebilecek bir psikolojik rahatsızlık türüdür. Tedavi edilmesiyle ilgili en sağlıklı ve en işlevsel tedavi olarak ilaç tedavisi artı psikoterapinin birlikte kullanımı, depresyon tedavisinin en sağlıklı uygulanabilecek şekillerinden birisidir. Böylelikle kişi hem zaten var olan belli bir düzey depresyonu, hafif, orta ya da şiddetli olabilir, belli bir düzey depresyonunu iyileştirirken bunun tekrar etmesi, nüksetmesi, farklı bir yöne yönlenmesini de gelecekte herhangi bir şekilde karşılanmasını engeller ve bir de depresyona neden olabilecek kendisiyle ilgili, hayatla ilgili çözülmemiş meselelerin de çözülmesiyle birlikte daha sağlıklı, daha doyum alabileceği bir hayata da kapı açabilir aslında. Peki hocam, yakınımızın bir depresyona girdi. Nasıl yardımcı olacağız ona? Baktık depresyonda. Evet. Bu anlamda depresyon geçiren kişilere eşlik eden, ona yakın olan kişilerin oldukça zorlandığı bir alan burası. Evet. Çünkü hani yaşamayan bilemez derler ya, mutsuz olacak hiçbir şey yoktur o yakına göre. Bunu yaparsa mutlu olacaktır dediği çok şey vardır ama ona ulaşamama duygusu genellikle hissetmekle birlikte depresyona eşlik eden yakın olan kişilerin de çaresizlik içerisinde olduğu gözlemleniyor belli olarak. Bu anlamda depresyona sahip bir yakınımızın olması ile ilgili en belirgin olarak yardım edebileceğimiz özellik onun herhangi bir şekilde bir dış uyaranla bir şeyleri yapması, etmesi, belli bir iş yapmasından tutun da bir hobiyi gerçekleştirmesine kadar bir şeylere zorlamanın, yönlendirmenin, bunu yapmasını sağlamanın ya da bunu bir şekilde yönlenmesini sağlamanın iyileştirici bir etkisinin olmayabileceğini bilmek önemli. Onu yapabilir, yapmayabilir ama bu depresyondaki kişinin bu duygu durumunu değiştirmeye yetmeyen bir müdahale olabilir. En sağlıklısı, depresyona sahip bir yakınımız varsa o kişinin sağlıklı bir müdahale, tedavi almasını sağlamak. Bu anlamda motivasyonsuzluk, isteksizlikle karşılaşılabilir. Ama her defasında sağlıklı bir yönlendirmenin yapılması kişinin yakını olarak en sağlıklı desteği verebilmesi anlamına geliyor. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak keyifliydi. Görüşmek üzere.
Sevgili 8'de Sağlık izleyenleri, konuğumuz psikolog Asiye Uslucaydı ve kendisi bize depresyon nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl olmalıdır bunlardan bahsetti. Teşekkür ederiz.